Uçağa düşen Rus paralı asker grubu lideri Prigojin'in kesik parmaklarından teşhis edildiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma yapan müfettişler ise uçağın bombayla düşürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Moskova yakınlarında uçağa düşen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Uzman ekipler uçağın düştüğü alanda saatler süren incelemeler yaptı. Yevgeni Prigojin'in elindeki iki kesik parmağından teşhis edildiği belirtildi. İngiliz basınına göre Prigojin'in sağ kolu olan Wagner komutanı Dmitri Utkin de dövmeleri sayesinde teşhis edilebildi. Kazanın nedeni konusunda ise farklı teoriler var. Rus gizli servisine yakın iki medya kuruluşu uçağa bomba yerleştirilmiş olabileceğini yazdı. Bu teoriye göre bomba uçağın arka tarafındaki tuvaletin yakınında patlamıştı. Enkazda hiçbir şarapnel darbesi görülmemesi de özel jetin Rus hava savunma füzeleri tarafından düşürülmüş olması ihtimalini gündeme getirdi. ABD basınıysa CIA'in uçağın bombayla düzenlenen bir sabotaj sonrası düştüğü teorisi üzerinde yoğunlaştığına ilişkin haberler yayımladı. Prigojin'in ölümünün ardından gözlerin üzerine çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de sessizliğini bozdu. Putin, Prigojin'in ailesini aradı, başsağlığı diledi. Rus lider, Prigojin için yetenekli bir iş insanıydı dedi. Ancak ciddi hatalar yaptığını da söyledi. Prigojin'i çok uzun zamandır, 90'ların başından beri tanırım. Karmaşık bir kaderi vardı ve hayatta ciddi hatalar yaptı. Yetenekli bir insan ve iş adamıydı.